Sayın Rektör Yardımcım, değerli konuklar, KOSGEB'in girişimcilik destekçikli konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ü kürsüye davet ediyorum. Çok uzatmayacağım. Burada konunun uzmanları var. Sizlere verecekleri çok güzel mesajlar var. Şimdi girişimcilik konusunda öncelikle tabii bir bilgilendirme yapılacak. Fakat girişimciliğin sonrasında esas itibariyle siz mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerimizi ilgilendiren çok güzel fırsatlar var. Ben bunların detaylarına girmek istemiyorum. Biz bir süredir üniversite ve KOSGEB olarak karşılıklı toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda her iki kurumun birbirine sağlayabileceği çok güzel avantajlar olduğunu gördük. Bunların birçoğu araştırma geliştirme anlamında ya da işte diğer platformlarda destekler var. Fakat özellikle de işte girişimcilik eğitimi, bu eğitimin sonrasında sizler mezun olduktan sonra KOSGEB'den ne şekilde desteklerden faydalanabileceğiniz konusunda gerçekten çok da fazla bizlerin de çok bilmediği, yeni yeni öğrendiğimiz, sizler gibi bizler de burada öğreniyor olacağız. Sizlerin de eminim birçoğunuzun duymadığı gerçekten çok güzel fırsatlar var. Bunları bugün birinci elden, birinci ağızdan, ilmilerimizden duyuyor olacaksınız. Fakat diğer taraftan da şuna ben dikkat çekiyorum. Tabii fakültelerimizde son sınıfa gelmiş öğrenci yok. 4-3. Sınıflar var. O nedenle onları dahil etmedik. Belki bilgi sahibi olmak için gelmiş olan da olabilir. Onları önümüzdeki yıldan itibaren değerlendirmeye alacağız. Burada sanıyorum tamamına yakını Osmaniye Meslek Yüksekokulu mezuniyet aşamasının 2. sınıf öğrencileri var. Servet Hocam sağ olsunlar. Böyle bir ortamı bize hazırladılar. Ben özellikle kendilerine teşekkür ediyorum bu duyarlılıklarından dolayı. Bir yandan da yüksekokul olarak herhalde böyle kapsamlı, şimdi fark ediyorum, bu kadar kalabalık bir araya pek fazla bir yetkinlikle gelmedik. Bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Bu da çok güzel bir şey diye düşünüyorum. İnşallah faydalı olur. Can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Artık biliyorsunuz kamu istihdam kapısı olmaktan giderek çıkıyor. Kendimiz, her birimiz, üniversitede aldıklarımızın nosyonun üzerine yarın birer girişimci adayı olarak buradan mezun olacağız inşallah. Önemli olan işte hani şu mezuniyete birkaç ay kala ben mezun olduktan sonra kendi işimi acaba kurabilir miyim? Bu konuda nereden destek alabilirim diye aklınızda sorular varsa işte bunun cevabını alabileceğiniz en iyi yer burası. Bu konuda Sayın Müdürümüz açıklamayı yapacak. Arkasından da mutlaka eğer kafanızda soru işaretleri varsa onları sorunuz. Ben tekrardan böyle bir etkinliği düzenledikleri için hem yüksekokulumuza hem KOSGEB'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kolay gelsin. Ben bu arada takdim de etmek istiyorum kendilerine. Dayan Bey, buyurun siz de sorumuzu başlatmak üzere. Ben kürsüyü size devrediyorum. Teşekkürler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu imkanı bize sağlayan değerli rektör yardımcımız Profesör Doktor Aykut Gül'e, Meslek Yüksek Okulu yöneticilerine ve değerli öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum. Ve hepinizi kurum ve şahsına saygıyla selamlıyorum. KOSGEB'in girişimcilik destekleri konulu konferans toplantımıza ilk önce KOSGEB'den ziyade girişimcilik ve önemli bir kavram olan KOBİ ile başlayalım. Günümüz ekonomisinde önemli hale gelen iki kavramdan birisi, temel kavramlardan ikisi, birincisi KOBİ, ikincisi de girişimcilik. KOBİ küçük ve orta büyüklükteki işletmeler veya küçük ve orta boy işletmeler olarak söylenen kelimenin kısaltılmış hali. Peki KOBİ'ler
niçin önemli veya girişimcilik niçin önemli? 20. yüzyılın ortasından itibaren önem kazanan bir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra önem kazanan bir şey var, üretim şekli var. Büyük işletmeler ve kitlesel üretim. Büyük işletmelerin kitle olarak ürettiği bu anlayış ta ki 1970 yıllarında petrol krizine kadar devam ediyor. Ve ondan sonra bir şey fark ediliyor krizde. Büyük işletmeler krizden kolayca çıkamıyor. Ama ekonomiyi toparlayan küçük ve orta boy dediğimiz işletmeler toparlanıyor ki 1980'li yıllardan sonra KOBİ'ler ekonominin önemli aktörleri olmaya başlıyor. Tabii bu KOBİ'lerin küçük ve orta boy işletmelerin bir takım özellikleri var. Birincisi çok kolay istihdam sağlamanın yolu. İkincisi bölgesel kalkınma ve istihdamı sağlayıp iş gücü ölmüyorlar. Kriz döneminde en dayanıklı yapılar bunlar. Aynı zamanda dinamikler. Ekonomiye canlılık kazandırıyorlar. Çok krizlerde veya herhangi bir pazar değişiminde çok hızlı bir şekilde değişebiliyor bu işletmeler. Ve küçük bir sabit yatırımları olduğu için de çok dayanıklılar. Hızlı karar alıyorlar daha küçük yapıda oldukları için. Bu özelliklerinden dolayı dediğim gibi KOBİ'ler şey yapıyor. Peki Türkiye'de biz KOBİ'leri nasıl sınıflandırıyoruz? Bununla ilgili bir yönetmeliğimiz var Türkiye'de. 250'den az kişi çalışan, 25 milyon TL'den küçük, daha küçük net satışı ve yıllık hasılatı olan işletmeleri biz KOBİ diyoruz. Ve bu işletmelerde mikro, küçük ve orta olarak ayrılıyor. Bir tabloda görünüyor işte. 10'dan az kişi çalışıyorsa mikro, 50'den az çalışıyorsa küçük ve 250'den az çalışıyor mikro. Bunu şunun için gösterdim. Ve Türkiye'deki işletmelerin dağılımı da bu. Yani Türkiye'deki işletmelerin 99.76'sı KOBİ. Sadece %0.24'ü büyük işletme. Ve bir şey daha yan tarafta dikkatinizi çekecektir. Mikro işletmelerde Türkiye'nin %95'i. Yani Türkiye'de bulunan 3,5 milyon işletmenin %95'i KOBİ. Bu kadar geniş bir kesim, bu kadar büyük bir kesim. Ve bu insanlar bu işletmelerde insanlara istihdam sağlıyorlar, ekonomiye bir takım faydalar sağlıyorlar. Ve ikinci kavramımız, dediğim gibi KOBİ'den sonraki kavramımız girişimcilik. Bu da en genel tabiriyle yasalar çerçevesinde arzami kar elde etmek için faaliyet gösteren ve topluma da katma değerle hizmet eden kesim. Ama 20. yüzyılın ortasında bu tanıma bir de inovasyon dediğimiz yenilikçilik tabiri ekleniyor ki yenilik yapan kişiler olarak tabir ediliyor. Ve girişimci adı ise bu fırsatları sizlere yenilik içeren bir iş fikri veya mevcut bir iş fikrinin potansiyelini değerlendirerek burada önemli değerlendirme yapıyor. Ve ondan sonra finansal kaynağı bularak yatırım yapıyor. Girişimci adıyla dediğimiz gibi böyle bir tanım var. Peki girişimcilik niçin önemli? Biraz önce dediğim gibi 1950'lerde başlayan büyük güzeldir anlayışı 1970'lerden sonra değişiyor ki bu konuda Peter Drucker'ın yapmış olduğu 85 yılında bir çalışma var. Amerika'da bir çalışma yapıyor. 65-85 döneminde Amerikan nüfusu 129 milyondan 180 milyona büyürken ABD'de çalışan kişi sayısı 71 milyondan 106 milyona yükselmiş ve 20 yıl içerisinde yaratılan bu 35 milyonluk istihdamın 24 milyonu sadece 1974 ve 84 yıllarında yapılmış. Drucker'a göre bu istihdamın arkasındaki en büyük itici güç girişimcilik. Ve istihdam yaratan bu girişimci ekonomi 1993 ve 96 yılları arasında ABD'de 8 milyon yeni istihdam yaratıyor. Ve yine KOBİ'ler iş gücü yaratmaktaki artış ve işsizliğin çözümü konusunda etkilidir ve KOBİ'lerdeki insanların istihdam edilme maliyeti büyük işletmeye göre 1/3 kadar falan. Diğer bir önemli şey, KOBİ'ler, işletmeler çok farklı yerlerde yer aldığı için, özellikle Taşlı'da yer aldığı için göçü önleyen, bölgeler arasındaki kalkınmayı etkileyen unsurlar. Bütün bu nedenlerden dolayı, belki de önemli olan tarafa geleceğiz. Bu nedenlerden dolayı KOBİ'ler ve girişimcilik, ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler
uluslararası teşkilatlar tarafından her zaman teşvik edilmiş ve destekleme için bir takım mekanizmalar oluşmuş. Ki Amerika 1980 yılında SBA dediğimiz Small Business Administration diye bir kurum kuruyor. 80-70'li yıllarda falan sonunda kuruluyor bu kurum. Ve destek veriyor. Avrupa Birliği destek veriyor. KOBİ'lerle girişimliği önemli olduğu için. Ve 1990 yılında da 3624 sayılı kanun ile COSGAP diye bir kurum kuruluyor. Ve bütün bu söylediğim o sürecin içerisinde Avrupa'nın yapmış olduğunda Türkiye'de 1990 yılında kurulan COSGAP yapmaya çalışıyor. İşte 3624 sayılı kanunla kurulmuş. Ve buradaki kuruluş amacı gördüğünüz gibi KOBİ'lerin kayıt ve etkinliğini, rekabet gücünü artırıp sanayide entegrasyonu sağlamak ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşu COSGAP, yani bir devlet kurumu. Biraz önce söylediğim gibi dünyadaki bu gelişmelere hitaben yapılmış bir kurum. Vizyonumuz, misyonumuz burada görülüyor. 1990 yılında kurulan COSGAP 2000'li yıllara kadar bir takım hizmetleri birebir danışmanlık ve işletmeleri eğitim vererek, danışmanlık yaparak, onları bir takım konuda bilinçlendirerek devam ettiriyor. Ta 2003 yılına kadar. 2003 yılında ilk defa devlet destekleri vermeye başlıyoruz. Devlet destekleri. Yani bundan kastımız şu, bir takım destekleri karşılıksız olarak veriyoruz. Niçin? Girişimcilik ve KOBİ'lerin gelişmesi için. Biraz önce sunumun en başında anlattığım KOBİ ve girişimciliğin önemi, özellikle kalkınmadaki ve İslam sağlamadaki rollerinden dolayı böyle bir şeye gidiliyor. Ve bizim yaptığımız iş KOBİ'lere ve girişimcilere nitelikli ve geliştirici destekler sunuyoruz. COSGAP olarak yaptığımız iş şu an bu. Ve bu işleri de 2010 yılında çıkan bir yönetmeliğe dayanarak yapıyoruz. Ve şu an bizim vermiş olduğumuz destekler görünüyor. Biraz önce hocam da bahsetti işte. Bunlardan biri de ARGE, Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Desteği. Ve bunun dışında genel destek programı, tematik proje programı, işbirliği, güç birliği, KOBİ proje destek programı diye programlarımız var. Ve belki de bütün gündemimize alacağımız ve anlatacağım programda en son onun 6. programımız, yeni girişimi desteği programı. Ve biraz önce bahsettiğim gibi KOBİ'lerin desteği şu an ilk 5'te görülen destek, tabi buradaki konumuz değil. Girişimcilik destek programının amacı biraz önce söylediğim gibi önemli olan İslam'ın ekonomik kalkınma, İslam'ın artışında önemli bir yer alan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, girişimcilik kültürünün yardımlaştırılması, İslam'ın arttırılması ve sadece işletmeden ilk kurulması yetmiyor, bir de bunların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla böyle bir destek programımız var. Bunun içerisinde üç unsurumuz var. Biri uygulamalı girişimciye eğitimi, biri yeni girişimci desteği, biri de iş planı ödülü. Uygulamalı girişimci eğitimi, girişimci kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimleri iş planı kavramıyla tanıştırmak için yapılan bir eğitim programı. Buradaki amacımız şu, sadece iş kurmak yetmiyor veya iş kurduğunuz zaman o işin başarılı olacağı şey değil, başarılı olacak diye bir kaydı yok. Hatta şöyle bir şey var, dünya istatistikleri bunu gösterir, kurulan işletmelerin %80'ı ilk 5 yılında batar ve kalan işletmelerin de %80'ı ikinci 5 yılında batar. Yani işletmelerin %96'sı ilk 10 yılını görmez. Bunun en büyük sebebi işletme kurarken kişilerin bir takım çalışmalar yapmaması. Pazar araştırması, fizibilite çalışması, üretim planlaması veya bu işletmenin başarılı olması için ne gerektiği konusunda hiçbir çalışma yapılmaz. Biz şuna benzetiyoruz bunu. Siz bir ev yapıyorsunuz ama evin planını çizmiyorsunuz. Sadece diyorsunuz ki bir ev yapacağım, nasıl yapacağım? Ya işte ileride biz onu gelişime göre yaparız işte. Yatak odasını yapalım veya oturma odasını yapalım. Banyoyu sonra ekleriz gibi bir şeye benziyor bu. Bu sürecimizi doğru yönetmek için iş yeri kurulmadan önce bu iş yeri ne kurmak için ne gerekir? Başarılı olması için ne gerekir?
bununla ilgili bir eğitim veriyoruz. Bu da iş planı eğitim dediğimiz bir eğitim. Yurt dışında business plan olarak bilinen, ki çok yaygındır, yurt dışında en küçük bir kafe kursanız dahi veya bir bakkal dükkanı, bir büfe kursanız dahi size iş planı sorarlar. İş planınız var mı? Bankaya krediye gittiğiniz zaman. Sen ne yapacaksın? İşte bu konuda işi kurduğun zaman bu işin kritik başarı faktörü nedir? Pazarı nedir? Pazarda senin konumlandırman nedir diye daha işe başlamadan bir takım sorular sorulur. Biz de Türkiye'de uygulamalı girişimcilik eğitimiyle bu anlayışı arttırmak istiyoruz. Ki hocam biraz önce bahsetmiş oldu. Programlardan ve iş birliğimizden biri de inşallah zaman içerisinde bu olacak. Burada da özellikle üniversite gençlerine böyle bir eğitim vermek gibi bir çabamız var. Ben çok kısa olarak eğitimin içeriğinden bahsedeceğim. İşte burada iş planı kavramı var. Pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, finans planı, yönetim planı gibi 60 saat süren teorik ve pratikten oluşan bir eğitim bu. Ve bu eğitimi alan kişiler eğer iş planı hazırlar ve KOSGEB'e sunarlarsa, 60 saatlik bu eğitim alan insanlar iş planı hazırlar ve iş yeri kurarlarsa biz KOSGEB olarak o insanlara destek veriyoruz. Ne desteği veriyoruz? Verdiğimiz destek de bu. Yani uygulamalı girişimcilik eğitimine 60 saate katılıp belge alan, iş yerini kuran kişilere 27 bin lira geri ödemesiz, 70 bin lira geri ödemeli destek veriyoruz. Bu desteklerimiz de burada gördüğünüz gibi işletme kuruluş desteği 5 bin lira, makina, ekipman ve ofis donanımı desteği 10 bin lira, işletme giderleri desteği 12 bin lira ve sabit yatırım desteği dediğimiz 70 bin lira bir destek veriyoruz. Bu destek nasıl veriliyor? Burada destek oranını görüyorsunuz. 1. 2. ve 3. 4. bölgeler diye. Biz 3. bölgeyiz Osmaniye olarak. Sizin yapmış olduğunuz masrafların %70'ine eğer bayansa %80'ine KOSGEB olarak destek sağlıyoruz. Yani bunu anlamışım. Siz kurduğunuz işletmenin makine, ekipman ve ofis donanımı için 10 bin lira para harcadınız. 8 bin lirasını biz veriyoruz. Ve bunu karşılıksız veriyoruz. Ve işletme giderleriyle ilgili olarak harcadığınız işletme giderlerinin 12 bin lirasını biz karşılıyoruz. Biraz önce hocam da bahsettiği gibi bunun için ise bir şartımız var. Diyoruz ki bunun için uygulamalı girişimcilik eğitimi alacak ve bu destekleri de biz ondan sonra kişilere vereceğiz. Kuruluş desteği işte biraz çok kısa olarak nedir, ne değildir, içinde neler vardır. İşletme kurarken bir takım harcamalar yapılır. İşte bununla ilgili olarak notere gidilir. Ticaret odasından veya esnaf odasından bir takım belgeler alırsınız. Sizce gazetesinde ilanı yapılır. Bununla ilgili ve bir de danışmanlık alırsanız fizibilite ile ilgili, iş planı ile ilgili buna bir 5 bin lira para sağlıyoruz. Kuruluş makine ekipman desteği dediğim gibi işletmeye satın alacağı 12 ay içerisinde satın alacağı makine ekipman ve ofis donanımına da 10 bin liraya kadar destek sağlıyor KOSGEB. Bu makinelerin 0 veya 3 yaşında olması şartımız var. İşletme desteği ise İşletmenin giderlerine yönelik ayda en fazla 10 bin lira olmak üzere 24 ay içerisinde 12 bin lira bir destek sağlıyoruz. Bu giderler de personel ücretleri, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, iş yerinde ürün ve hizmet üretiminde kullanılan yakıt giderlerine destek sağlıyoruz. Yani işletme yanında bir kişi çalışıyor. Aynı zamanda elektrik, su, telefon, internet parası var. Bununla ilgili bize bunları beyan ettiği zaman böyle bir destek sağlıyoruz. Ve en sonunda tabii bu bana yetmiyor diyorsa işletme sabit yatırım desteği sağlıyor. Bu da makine ekipmana sağlanıyor ve 70 bin liraya kadar veriliyor. Bu geri ödemeli bir destek ama 2 yıl ödeme yapıyorsunuz. Sonraki 2 yıl içerisinde 8 eşit taksit ödeniyor ve herhangi bir faiz istenmiyor. Birebir paranın kendisini şey yapıyoruz, alıyoruz. Bunlar verdiğimiz destekler. Bununla ilgili olarak uygulamalı girişimcilik eğitimini Türkiye genelinde bir girişimcilik seferberliği kapsamında KOSGEB 2010 yılının Haziran ayından beridir Türkiye'de yapıyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 60 bin insana eğitim verdik. Ve Osmaniye'de de 900 insana eğitim verdik.
Ve 900 insana ev verdiğimiz eğitim sonucunda Osmanlı'da 92 tane işletme kuruldu. Ve bu işletme kuran insanların büyük bir çoğunluğu da genellikle genç insanlar. Tabi biraz önce bahsettiğim gibi sadece işletme kurulması yetmiyor. Bu işletmelerin daha yenilikçi ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun için biraz önce şeyin başında da bahsettim. Girişimci ekonomide sadece şey yetmiyor, işletmenin kurulması. Bunların içerisinde bir inovasyonun girmesi gerekiyor ve bir kişisel bilgi birikiminin girmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak da tabii biz üniversitelerdeki, özellikle üniversite mezunu olan arkadaşların bu konuda iş yeri kurmasını önemsiyoruz. Çünkü artık dünya ekonomisinde önemli olan maddi değil, beşeri sermaye. Yani kişilerin uzmanlığı, yenilikçiliği, girişimciliği özelliği artık önemli duruma geldi. Ve yine dünyada gördüğümüz bir şey var. Dünyanın yeni zenginleri artık yenilikçi fikir sahibi olan genç insanlar olmaya başladı. Ve Türkiye'de de bir takım şeyler ekonomik anlamda da gelişmiş durumda. Ve üniversite anlamında KOSGEB'de 2005 yılından itibaren üniversitede bir takım programlar yapmaya başlamıştı. Genç girişimi, geliştirme programları dediğimiz. Ve biz burada şunu söylüyorduk. Diyorduk ki iş yerini kurmak veya girişimci olmak artık kişiler için bir kariyer seçeneği olarak ortaya konulmalı. Biraz önce Ayık Hocam çok güzel ifade etti. Artık devlet çok kolay insan almıyor. Çok büyük sınavlar yapıyor. İşte KPSS'ler yapıyor. Kurslara gidiyor, dershanelere gidiyor. Ama onun dışında bir yol daha var, bir kariyer seçeneği daha var. Kendi işine sahip olmak. Ve şu an birçok ildeki kurullara gidiyorum. Adana'ya, Hatay'a, Antep'e gidiyorum. Ve orada şunu görüyorum. Yeni insanlar, genç insanlar iş yeri sahibi olmuş. Kimisi iş yerini kurmuş, bu konuda yeni başlıyor. Kimisi birkaç yıl önce kurmuş, ihracat yapmaya başlamış. Yanında 5 kişiyi, 10 kişiyi çalıştırmaya başlamış. Ve dediğim gibi yenilikçi fikire sahip kişilerin başarı öyküleri gitgide Türkiye'de artmaya başlıyor. Ve önemli şeylerden biri artık girişimcilik toplum tarafından önemsenmeye başlıyor. Sayın bizim bakanımızın Nihat Ergün'ün söylediği bir şey var. Diyor ki eskiden girişimciye kız da vermezlerdi. Doğru söylüyor. Çünkü kamuda çalışmak veya kamuda herhangi bir görevde çalışmak bir devlet memurundan veya falan yerde çalışan adamdan daha üstün görülüyordu. Ama şuna bakıyoruz, ben bir müdürüm, KOSGEB müdürüm ama şunu açıkça söyleyeyim, benim aldığım veya benim edindiğim maaşın 4-5 katını kazanan fayans ustası var, elektrik ustası var. Ve bunlar cidden meslek sahibi ve bunun çok çok daha büyüğünü çalışan iş yeri sahipleri var. Ve yanında da mühendisler çalıştırıyorlar. Yanında ODTÜ mezunu, BİKEN mezunu insanlar çalıştırıyorlar. Veya yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Fark ne? Fark sadece cesaretle risk alarak iş yeri kurması. Ve girişimliğin bir takım özellikleri var. Ben çok sıkmak için anlatmadım ama onlardan biri de risk alması. Ve gece gündüz bu işi kurmuş olması. Geçenlerde Adana'da bir seminerde bu verdiğimiz olduğumuz uygulama girişimi eğitimin sertifika töreninde oradaki başkan şunu söyledi. Ben iş yeri kurduğum zaman sağdan soldan borç alıp hatta bir kıtım insanlara gidip de ya bende para yok deyip de 3-5 kişi dolaşıp da sandalyemi satın almıştım. Masamı satın almıştım ama görüyorum şimdi devlet destek veriyor diyordu. Önemli bu konuda iş yeri kurana sadece hadi iş yeri kurmak çok iyidir, girişimcilik çok güzeldir demiyoruz. Diyoruz ki biz böyle iş yeri kuruyorsanız size eğitimini de veriyoruz, arkasından bir de destek veriyoruz. Ama yeter ki burada şey yapılsın, bir istihdam sağlansın. Ve söylediğim gibi üniversiteleri bu açıdan önemsiyoruz. Niye önemsiyoruz? Birincisi artık istihdam için kariyer seçeneklerinden biri üniversite öğrencileri. İkincisi bize sadece iş yeri kuran adam yetmiyor. İş yeri kurduktan sonra bu iş yerini büyütebilecek, rekabet edebilecek, yenilik yapacak ve sadece iki kişi istihdam etmeyip o şehir için, o ülke için yeni bir takım vizyonlar açacak işletmeye ihtiyacımız var. Çünkü bu ülkenin kalkınması için
rekabet edebilir işletmelerimiz olması lazım. İşte şu ürünü satamıyoruz veya şu ürünün ithalatını yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Üretemiyoruz. Üretecek işletmemiz yok. Veya o ürünü üretecek, yenilik yapabilecek işletme sahiplerimiz yok. Bunun da üniversitelerdeki mezun insanların, bu takım genç insanların bu konuda öne çıkması bizim açımızdan önemli. Sadece burada bitmiyor KOSGEB'in desteği. Benim yukarıda anlatmış olduğum araştırma, geliştirme ve inovasyon desteği var. O destek de şu, siz bir işletme olarak Türkiye'de üretilmeyen veya dünyada hiç olmayan bir ürün ürettiniz. Bununla ilgili destek veriyor KOSGEB. 100 bin lira geri ödemesiz, 150 bin lira geri ödemeli, 100 bin lira personel, işletme gelişme destekleri olmak üzere toplam 600 bini bulan, bir sonraki aşamasında 400 bin daha olan 1 milyon liraya kadar destek veriyor. Ve diyorsunuz ki ya ben işletme sahibi değilim kardeşim, benim ama güzel bir fikrim var. İşte atıyorum, şöyle bir ürün üreteceğim. Girişimci olarak, kişisel olarak da başvuru yapabiliyorsunuz KOSGEB'e ARGE kapsamında. Yeni bir ürün varsa biz ona destek sağlıyoruz. Ve bu konuda işletme başvuru kabul edildikten sonra iş yerini kuruyor. İş yerinin orada eğer girişimciyse kirasının da belli bir kısmını biz karşılıyoruz. Böyle bir imkan var. Sadece bununla bitmiyor tabii devletin destekleri. Bizim dışımızda kalkınma ajansları, Sanayi Bakanlığı'nın bir takım santezleri olsun, teknik girişim bileşikliği olsun gibi destekler var. Biraz önce söylediğim gibi sadece devlet şu an işletme kişilerin üniversite mezunlarının özellikle bir yerlerde yerleşmesi veya şey yapması değil, onların iş yeri kurması konusunda bir beklentisi de var. Bu konuda da biz bunun duyurulması ve bu üniversitede de zaman içerisinde bu uygulama girişimcilik eğitimi açıp şey yapan arkadaşlar bekliyoruz. Ve biraz önce söylediğim gibi bu konuda da bir sürü gençler görüyoruz ve kurup işinde başarılı olan, bir yerlerde çalışmayı düşünürken veya işçi olmayı düşünürken işveren olan bir sürü arkadaşın hikayesi de sadece bizim değil, tüm Türkiye'de dolu. 90 tane dediğim gibi iş yeri kurduk, 92 tane. Bunun içerisinde büyük bir çoğunluğu da genç insanlardan oluşuyor. Ve çoğunlukla da onlar 2-3 yıl önceye kadar da iş yerini kurmayı düşünmüyorlarmış. Bu programlarla tanışana kadar. Biraz önce en başında söylediğim gibi girişimcilik anlayışı veya kültürü sadece iş yeri kurmak değil, o anlayışa sahip olmakla da geçiyor. Yani belki bugün hemen bitirir bitirmez iş yeri kuramayacağız belki ama bunu bir kafamızın yerine yazıp birkaç piyasada tecrübe edildikten sonra, bilgi birikimi edildikten sonra bu kurmak konusunda bir hayalimiz olmalı diye düşünüyorum. Ben özellikle bu konuda bize şey yapan, fırsat veren Sayın Rektör Yardımcıma, Enstitü Müdürü, Meslek İşleri Hukuku Müdürüme ve buraya kadar teşrif eden size teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ve ilginiz için. Soru varsa ben alabilirim. Sanırsam anlaşılmış her şey hocam. Buyurun. Hayır, mezun olmadan. Yani şu an öğrenciyken katılabilmek var. Hem girişimci desteklerinden faydalanabilmek için. Tabii. Hem de diğer dediğiniz... Aynı var. ...program için katılmak var. Ve biz şunu söyleyeyim. İşte 60 bin kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik diyoruz. Bunun birçoğu dışarıdaydı ama bu yeni dönemde biz özellikle üniversiteleri çok önemsiyoruz. Ve KOSGEB olarak özellikle üniversitelerin programları yapmak istiyoruz. Çünkü en nitelikli iş gücümüz olan, en nitelikli kesim olan üniversiteyi girişimci olma konusunda biraz daha da teşvik etmeye çalışıyoruz. Onun için 3. sınıf, 4. sınıf veya 5. yüksek okul 2. sınıf öğrencilerde bizim direktman hedef kitlemiz. Üniversite açacağımız kursu veya açarsak açacağımız kursa direktman hitap etmiş kişiler onlar olacak zaten. Peki bu kursa herhangi bir katılabilme şans, herhangi bir sınav? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, arz talep dengesi bu işler. Evet. 30 kişilik falan oluyor. İşte bir sınıf 30 kişilik oluyor standart o.
4 sınıfa kadar açıyoruz. Atıyorum şeyde burada bir kurs açtık 30 kişilik. 20 kişi geldi, herkes alırız. 100 kişi geldi. Tabii bir eleme sistemi koymamız gerekiyor. Onun için de bir testimiz var. Test yapıyoruz. Yani arz talep dengesi dediğim gibi. Talep çok olursa elemek zorunda kalınır. Talep az olursa herkes alınır. Yani o kadar şey değil. Bir sınavda yok. Şeyden de eğitimden mezun olmanın da şartı şu. %80 devam. Yani sınavı yok. Onun sınavı. Onun sınavı kurduğu iş yeri. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar. Benim iki sorum olacaktı. Bir tanesi, ben 15 yıllık esnafım. Örneğin, bundan birkaç ay önce bir telefon geldi cep telefonuma. İşte biz Postcap destekleme şirketiyiz. İşte sizi bu konuda bilgilendireceğiz. İşte size her türlü danışmanlık yapacağız diye bir arama yaptı. Ben de neden ne değil diye sordum. İşte 35 TL karşılığında size işte dergi göndereceğiz. Ve bundan sonra Postcap ile ilgili tüm gelişmeleri size bildireceğiz diye bir şirket aradı. Evet. Ben de okeyledim. Daha sonra dergi geldi. Ücretini ödedik. Ondan sonra hiçbir bağlantı kesildi. Peki dergi ne dergisiydi? Böyle Postcap ile ilgili tanıtım deriz. Hiçbir içeriği olmayan bir şey. Ben inceledim. Yani yatırımla ilgili hiçbir alakası yok. Bu tür şeylere, şirketlere herhangi bir yasal... Yasal şeyimiz var. Bana direktman şikayet et. Dilekçe ver, ben de Ankara'ya göndereyim, işlem yapsınlar. Anladım. Yani bizim adımızda, bakın şu an tabii üniversite olduğu için fazla şey yapamıyor ama bu desteklerle birlikte şu an Postcap müthiş bir şekilde revaçta. Ve maalesef arkadaşlar, Türkiye'de böyle bir şey var. Bir takım çevreler mesela Postcap adına işte arayıp 35 lira dergi satmış, 500 lira destek de satabilirdi. Yani gene size destek vereceğim, 500 lira bana ver diye bunun şikayetlerini duyuyoruz maalesef. Ve işin bence kötü tarafı şu, burada ben bir merkez müdürlüğüm var, 3 tane uzmanım var, 8 tane personelim var. Bana sormayıp, hatta beni tanıyan insanlar bana sormayıp şey yapabiliyorlar. Yani internet denilen bir şey var, direktman benim telefon numaralarım, mail adresim var. Bize sorulsa böyle bir şey var, biz biraz önce dediğim şey deriz, direktman bana dileyeceğiz. Ben de Ankara'ya bu işlerine göndereyim, gerekli işlemi yapsın arkadaşlar için. Ama büyük ihtimalle size şunu diyecek, ben zaten tüketiciye Postcap destekleri konusunda bilgi vermeyi beyan ettim diyecek ki yasal altyapılar çok hazırlanıyor arkadaşlar maalesef o konuda bir şeyler istemiyor. O altyapısı hazırlanmıştı zaten diyorsunuz. Yani yazın ama bizim bilgimiz olsun. Lütfen yazın bana gönderin, faksım da var aşağıda, faks da çekebilirsin. Ben de ona göre kaydalım, işlem yapayım. Bir de ben küçük ölçekli bir işletme sahibiyim. Yani ne iş yapıyorum? Elektrik, su, boya malzemesi satıyorum Osmaniye'de. Yaklaşık 17 yıl bu işi yapıyorum. Daha önce hiç prosedüre başvurmadım ama yani daha önce başvurular çok prosedür olduklarını söylediler. Yani çok uzun zaman aldığını söylediler. Bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi arkadaşlar, bana hep bunu söylediler. Deniliyor ki, ya bu işler çok uzun sürüyormuş. Ben de çok basit bir şey söylüyorum. Gençler kullanmış mıdır hocam bilmiyorum. Kredi kullanan var mı hayatınızda? Kredi. Var. Hepiniz kullanıyoruz. Kullanmıştır. Kredi dediğiniz olay nedir biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Kredi parayla para satın almaktır. Nasıl? 10 lirayı 12 liraya satın almanın adı kredidir. Parayla para satın alıyorsunuz. Ve sizden işletme sahibiysen iyi bilirsin. Cironu isterler, şeyini isterler, şunu isterler, bunu isterler. Hiç durmazlar, ondan sonra dönerler, bir tahminizin kızlık söylediğini isterler. Ve bunu parayla para satan yapıyor, kimse bir şey demiyor arkadaşlar. Ben Postcap olarak diyorum ki, ben bir işletmeye 10 bin lira para vereceğim, hadi şey getir, bu bankaya verdiğini getir dediğim zaman diyor ki devlette bürokrasi var. Soruyoruz, yani bürokrasi var mı? Siz hizmet satın aldığınız bankaya hiçbir şey demezken devletin hibe verdiği paraya bürokrasi var diyoruz. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki arkadaşlar çok basit, kağıt getiriyorsunuz, para getiriyorsunuz. Evrak getiriyorsunuz, para getiriyorsunuz. Aynı kağıdı ben hazırlayayım, bana 100 lira verin diyor. Bugüne kadar hiçbir sanayici ya getir de 100 lira vereyim demedi. Ama ben o evrakların karşılığında 10 binler, 20 binler, bazen 100 binler para veriyorum. Onun için olacak bunlar ama takipçisi olacağız. Yani şu an mesela Postcap ile ilgili ben söylediğiniz için söylüyorum. Şu an benim sistemim online'dir.
Siz internet üzerinde KOSGEB'e başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sistemi internettendir. Bir sürü evranınızı şeyden takip edebilirsiniz. Bu konuda bizim memurlarımız, uzmanlarımız özel olarak KAP sitesinden alınıyor. Ve genellikle de çok yetenekli insanlar satın alınıyor. Ve hizmet politikası olarak da biz ayağa gitme, yani insanların bu konuda, çünkü sadece KOBİ ve girişimciliği anlattım. Biz bu işe sadece meslek olarak bakmıyoruz. Bir ülke meselesi, memleket meselesi olarak bakıyoruz ve işletmeler ayağına gidip destek anlatmaya çalışıyoruz. Ama prosedür olacak, çünkü mevzuat var. Ve şu var, devletin parasını dağıttığımız için biz de kılı kırk görüyoruz. Yani yanlış yere para vermemek için her şeye bakıyoruz, her şeyi inceliyoruz, her şeyi sorguluyoruz. Sizin yaşadığınız o 35 liralık meseleyi biz devlet yaşamasın diye, devlet kandırılmasın diye bazı şeyler özel gösteriyoruz. Ama çok da mevzuatımız yok. O konuda şey zor değil. Ama evrak tabii istiyoruz, istemiyoruz değil. Niçin vereceğimizi, neden vereceğimizi görmek istiyoruz özellikle. Kayıtlı mı işletmeniz KOSGEB'e? Kayıtlı değil. Kayıtlı değil. Bir an önce kaydettirelim o zaman. Tamam. Başka var mı? Hocam, Halk Eğitim Merkezleri 2 saatlik girişimcilik dersleri veriyor. 60 saat olmadığı için KOSGEB'e başvuruda bulunamıyoruz. Onu evet. 60 saat çekebilme ihtimalimiz var mı yoksa? Hayır. 2 saatte çekmesi gerekmeyecek durumumuz yok. Şimdi şöyle arkadaşlar, bakın. Buradaki mesele şu, biraz önce anlattım. Bu girişimcilik dediğimiz uygulama girişimcilik eğitimi, özellikle iş yeri kurarken belli bir takım şeyleri anlatmaya çalışıyoruz orada. Bakın, ben zaman az olduğu için fazla bir takım şeyleri anlatmıyorum ama şöyle bir takım şeyler var. İşletme kurulduktan sonra kişiler gelip bize, biz bunu çok yaşıyoruz. Ya keşke şöyle yapsaydım, keşke şunu yapsaydım, şu makineyi aldım, keşke almasaydım diye yakınan ve hatta batan işletmeler var. Biz o biz devlet olarak şuna bakıyoruz veya KOSGEB olarak diyoruz ki daha iş yeri kurulmadan önce bu keşkeleri yok etmemiz lazım. Hani siz bir işletmeyi, bir girişimci batırdı, 50 milyar yatırdı batırdı. O adamın şahsi servetidir, bana ne diyemezsiniz, o ülkenin servetidir. Her batan işletme, her iflas eden işletme bu ülkenin servetinden giden paradır. Bu yoldan baktığımız için işletmelere 60 saat veriyoruz. O 60 saatlik eğitimin eski hali veya orijinal hali, yurt dışındaki falan hali 3 aydır. Biz bunu sıkıştırarak getirdiniz 60'er saat. Ve şunu söyleyeyim, bu eğitimler, bu uygulamalı girişimlik eğitimimiz bedava veriyoruz. Ücretsiz veriyoruz. Normal piyasada bu eğitimin fiyatı binlerle ifade edilir. 4.000-5.000 lira iş planı eğitimi, business plan olarak girin, yurt dışına da görebilirsiniz fiyatları. Epey bir pahalı eğitimlerdir bunlar. Ama biz ücretsiz olarak veriyoruz. Peki bu kurslarımızın şu an için tarihleri belli mi? Açılacak olan düşündüğünüz. Şu an için belli değil. Şu an için belli. Ama olacak yani. Şöyle söyleyeyim. 2010 Haziran'dan beridir 9 kişiye verdik bu eğitimi. Evet. Bu sene nerede verdik? O Adana Osmaniye Esnaf Esnafları Odası'nda. Ben hemen bir destek vereyim Daniye abiye. Aslında benim biraz tepkileri almak istiyorum. Yani arkadaşlar, sizi biraz tepkisiz gördüm. Yani şu an ben sizin yerinizde olsam herhalde hoplardım. Yani burada çok güzel destekler, muazzam şeylerden bahsediliyor. Mesaj iyi anlamadı mı yoksa nedir sorunu da anlayamadım. Bakın size burada bir eğitim teklifi var. Bu eğitimin içeriğini tam olarak anlayabildik mi? 60 saatlik bir eğitim var. Ve aşağı yukarı işte bu 3 ya da 4 tane sınıf, sizin talebinize göre böyle bir sınıflar oluşturacağız. Herhangi bir bedel ödemeyeceksiniz. Arkasından vergi alacaksınız. Bunun için de bir sınav yok benim bildiğim kadarıyla. Bir devam, %80 devam olayı var. Arkasından da diplomanızı alıp bitirdikten sonra da destek alabileceksiniz. Destek için bu ön şart, bu eğitime katılmak. Ben burada ilginizi görmek istiyorum. Kaç kişi ilgileniyor böyle bir eğitimle? Şöyle bir el kaldırabilirsek. Evet. Sessiz evet. Peki kafanızda sorular yok mu? Özellikle
Ben eğitimi aldım, bitirdim, diplomamı da aldım. Ondan sonraki işle ilgili olarak. Kafanızda yani şöyle bir şey var mıydı? Ben bitirdikten sonra kafamda şöyle bir projem var. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ama bunun için kaynağım yok, kaynağa ihtiyacım var. Evet hocam. Diğer kaç arkadaşımız var? Bir onları görelim şöyle, ellerini kaldırsınlar. Ben eminim bu sayı eğitimi aldıktan sonra da çok artacaktır. Yani o girişimci eğitimin akabinde de. Sizin herhalde var mısınız? Evet, evet. Onu duyabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Ben büyük bir aquapark projesi var. Osmaniye'de olmayan bir ilk, içinde kafesi, saunası olan, fitnessi olan çok büyük bir proje bu aslında. Onun için gücüm, kaynağım yetmiyor. Birkaç arkadaşım daha var benim aynı fikirde olan. Tek başıma yapmama imkan yok zaten bu tarz bir proje, bu kadar büyük bir proje. Ama bir yerden başlamak lazım. Evet. Küçük bir yerinden başlamak lazım. Evet. Yani onu atıyorum bir restorandan başlayayım. Evet, ufak çaplı bir. Ve hikayeler hep böyledir. Yani hocam, şey diyorum arkadaşlar. Şimdi biz tabii iş aleminde çok fazla şey yaptığımız için, konuştuğumuz için genellikle büyük hikayeler hep oradan başlıyor. Yani bugün Osmaniye'nin çok büyük sanayisi olan bir adamın kasaplıktan başladığını, işte et pişirip bu işe başladığını öğreniyoruz ve hayretler içinde kalıyoruz. Ya bu neresi, o neresi diyorsun. Veya bir çıraklıktan başlayıp şeye giren insan, daha büyük yerlere gelen, şu an 100 kişi çalıştıran, ihracat yapan, trilyonluk ciro yapan insanlarla karşılaşıyoruz ki o hikayeleri gördüğünüz zaman niye olmasın diye düşünüyorsunuz. Ama orada dediğim gibi biz hep şey düşünüyoruz, yani ben de üniversite maalesef mezun olduğum dönemde iki şey düşünüyordum. Bir devlet, iki özel sektör. 15 yıllık devlet memurluğundan sonra dönüp de geriye baktığımda ya keşke şunu da düşünseydim diye şey yapabiliyorum ve hayretler içinde arkadaşlar şunu görüyorum Türkiye'de. Çok iyi sanayicilerin, çok iyi esnafların çocukları devlete girmek için veya bir yerde maaşı çalışmak için çırpınıp duruyorlar. Halbuki babalarının iyi bir işletmesi orada duruyor ve yönetici bekliyor. Belki iki atımından Osmaniye'nin, Adana'nın, Antep'in, bilmem Maraş en iyi işletmesi oluyor. İşletmeler kapanıyor. Niye? Çocuklar çünkü biri öğretmen olmuş. Biri bilmem ne fabrikasında ustabaşı olmuş. Ve şey değil, yani standart bir maaşla çalışıyorlar. Belki de çok daha büyük imkanlar olacak. Ve sadece işin maddi boyutu değil, bir de manevi bir şey boyutu var. Yani birilerine ekmek vermenin vermiş olduğu haz var ki çok önemli. Şu an ülkemizde en büyük mesele işsizlik. Ama şuna inanıyorum ben, işsizlik deyince, yani buradan iş dünyasından da belki hocalar çok bahsediyorlar ama Türkiye'de biz işsizliğin olduğuna inanıyoruz ama Türkiye'de başka bir sorun daha var. Kalifiye eleman ve işini bilen adam sorunu var. Dün Antep'te kuruldaydım. Sanayiciler aynı dertten bahsetti. Adam bulamıyoruz. Eleman bulamıyoruz. Ya şu konuda bir sene işte diyor lisans mezunu, lisans mezunu adam var mı diye bana dahi soran insanlar var. Ve işini iyi yapan insanlar nerede olursa olsun biz ona inanıyoruz. İsterseniz çiftçi olun, ister hayvan besicisi, ister usta, kim olursanız olun, ister de mühendis olun, işletmeci olun. İşinizi iyi yapıyorsanız bu ülkede iş kesinlikle var. İşinizi iyi yapıyorsanız, işinizi çok iyi yapıyorsanız o zaman kendi işinizi yapın diye birbirini zengin ediyorsunuz. Girişimciliği de o tarafından bağlıyorum. Danyal Bey, somutlaştırmak adına bu eğitimle ilgili şu an hemen, şu an derken bugün programdan sonra talepleri toplayabilir miyiz? Bir süreç var mı? Toplayabilir. Bununla ilgili test mi? Şu an test yanınızda yok değil mi? Gençler. Hayır hayır, şey anlamında. Talep toplayabiliriz hocam. İlgiyi gördüm, yoğun bir ilgi görünüyor. Örneğin yarın sabahtan itibaren biz bu başvuruları alsak, Yüksek Okul Müdürlüğümüz mü alır? Nasıl önerirsiniz? Nasıl bir şey yapalım? Müdürümüz, müdür bey. Olmazsa. Oradan bir arkadaş görevlendiririz. İşte bu hafta, belki önümüzdeki hafta, ne kadar süre bilmiyorum. Bir eğitim. Efendim. Üçler için ne dersiniz? Daha önce konuşmuştuk. Öncelikle... Öncelikle meslekse bu sanki daha iyi. Yani onu açabiliriz ama bir talepleri alalım buradan. Yani çünkü arkadaşlarımız birkaç aya inşallah mezun olacaklar. Evet.
Hayır. Yani fakülte zaten onu ayrıca yapacağız. Ama onlar şu an mezuniyet aşamasında değiller. Yani önümüzdeki yıl da var. Dolayısıyla bunu mezun olduktan sonra kullanabilecekler. O zamana kadar biz bu eğitimi zaten vereceğiz. Fakültelerde de vereceğiz. Efendim? Mezuniyet şartı yok ama şöyle bir şey var. Fiili çalışma şartı var. Hani iş yani sonuçta açısından... öğrenci olacak kişi. Öğrenci olduğu için iş o girişimciliği nasıl gerçekleştirecek? Ayrıca şu konuda haklı. Üçüncü sınıf bir arkadaş aldı. İki sene sonra iş yeri kurdu, bana geldi, destek vermem veririm ama öncelikli olarak biz şunu istiyoruz. Eğitim alır ama söyledi 3 ayda bir iş yeri kursun da biz meyvemizi hemen görelim istiyoruz. Böyle 2 yıl sürdüğü zaman çok da şey yapmıyoruz. Yani bunu zaten bunun akabinde benzeri bir faaliyeti endüstriler için ve şeyle fakültelerde de yapacağız. Fakat biz hemen niye hızlı davrandık burası için, yüksek okulumuz için? Yani gerçekten çok yakınlar mezuniyete, zaman kaybetmeyelim. Hem ilk uygulama olsun dedik, ondan kaynaklanıyor değil mi Danyan? Tabii. Yani dolayısıyla biz Servet Hocam'ın desteğiyle bu başvuruları alalım, bir an önce eğitime başlayalım. Akabinde de inşallah burada epeyce fikir olan arkadaşlar var. Eğitim esnasında da yeni fikirler gelecektir. Onları yapalım. Onları ayrıca bir şey yapalım. Sorularla devam edebiliriz eminim. Birkaç soru daha gelecektir şimdi. Hocam şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Mesela Osmaniye ve çevresinde araştırdım da mesela İşkur olsun, Halk Eğitim olsun bu kursları veriyor ama kursu 42 saatlik olarak veriyor. Postgap ise 60 saatlik bir şey istiyor, ders istiyor. Mesela bu kursu alan var, Postgap'e başvurmuşlar. Postgap bunu kabul etmiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Ya da kurs ne zaman başlayabilir sizin tarafından? Şimdi şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz herhangi bir kurumun verdiği eğitimin değil, direktman ismi COSGAP uygulamalı girişimcilik olan eğitimden mezun olana bu desteği veriyoruz. İşkur'da geçen sene 300 kişiye bu eğitim, 300 değil mi? 300 kişiye bu eğitimi aldı ama halk eğitimi vermiş olduğu standart bir eğitim. Yani bizim eğitimimizde, şu an benim önümde yansıta var ama yansıtan dersem şey yapmadı, yansımadı. Atölye çalışması dediğimiz bir şey var. Yani İşin teorisi yetmiyor sadece. İşin pratik, pazar araştırması ne demek, üretim planı ne demek veya pazarlama planı ne demek, yönetim planı ne demek bunu bilmeden bir iş yeri kurduğunuz zaman bu iş yeri gitmiyor. Yani konu çok uzun. Ben burada bahsetmedim ama farklı bir şeyden bahsedeceğim. Türkiye'de 10 yıl önce veya 15 yıl önce enflasyonist bir ortam vardı. Enflasyonist ortamda işletmeyi yönetmek çok kolay. Nasıl çok kolay? Çok basit bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hiçbir şey bilmiyorsanız paranızı stoğa yatırın. Ertesi gün zaten zam gelecek. Parayı oradan kazanırsınız. Veya zam yaptığınız zaman kimse size zam, niye zam yapıyorsun diye sormuyordu. Ama bugün öyle bir ortamda yaşıyoruz ki stoğa koyduğunuz malın ertesi gün fiyatı 1 lira aşağı düşebiliyor veya %10, %5 düşebiliyor. Onun için işletmeyi artık iyi yönetenler ayakta duruyor. Ve bugün siz birçok yerden şunu duyuyorsunuz. Ya işler çok kötü. 15 yıl önce çok iyiydi diyenler var. Çünkü 15 yıl önce çok iyiydi. İstediğin zaman zam yapabiliyordun. Veya işte Osmaniye'deki adam Osmaniye'deki Ahmet'ten almak zorundaydı. Şimdi öyle değil. Osmaniye'de beğenmediğinizi internetten alırsın. Geçen gün Karago'ya gittim. Yaklaşık 5'e yakın LCD telefon, televizyon vardı farkında. Adam internetten almış, Osmaniye'deki adamdan almamış. Almak zorunda değil. 3 yıl önce, 15 yıl önce öyle değildi. Buradan almak zorundaydınız. Beğenseniz de almak zorundaydınız, beğenmezseniz de. Onun için şu an işletme yönetimi değişti. İyi işletme kurmak daha zorlaştı. Artık parası olan her adam işletme yönetemiyor. Onun için biz üniversite mezunlarının özellikle bu konuda meslek sahibi olmuş yetenekli personelin girişimci olmasını bunun için istiyoruz. Çünkü parayla kurulan, para olsun ben neler yaparım diyen işletmelerin hepsi batıyor. Ve çok örneğini gördük biz bunu. Para yetmiyor. O konuda iyi yönetmek, işini iyi bilmek ve işletme yönetimini iyi bilmek gerekiyor. Ha, biz bu 60 saatte bunu anlatıyoruz.
bir işletme yönetimi konusunda neler önemli, neler önemli değil. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bir lokanta için şey bakıyorsunuz, diyorsunuz ki iyi yemek yaparsam satarım. Öyle değildir. Lokantanın yerine göre değişir. İyi yemek yaptığı için satan lokantalar olduğu gibi sadece müşterisine yakın davrandığı için satan lokantalar vardır, esnaf lokantaları. Sadece ambiyansından dolayı satan lokantalar vardır. Nereye kurdunuz ve kime hitap ettiğiniz önemli. Ki bunlar bu eğitimlerde anlatılan şeyler. Dediğim gibi sadece şey değil, oradaki bizim esprimiz işletme kurdurmak değil. Sağlıklı bir şekilde kurdurmak ve büyümesini sağlamak işletmen. Onun için başka kurumların vermiş olduğu girişimlik eğitimler böyle atölyeye dayalı olmadığı için biz bunu istiyoruz. Ve 15 yıldır biz Koskevi Grup eğitimleri Türkiye çapında veriyoruz zaten. 15 yıldır iş planı eğitim veriyoruz biz. Ama destek işine son 3-4 yıldır başladık. Ondan önce bir eğitim veriyorduk zaten. Hocam ben yakın zamanda da ben bizle irtibata geçerseniz TÜBİTAK'ım var yakında. Düzyüz içinde var. TÜBİTAK'ın önünde açacak. İşkur ihaleye çıkarsa açacak. İnşallah biz de Korkut Ata Üniversitesi'nde açacağız. Yakın zamanda bunlar var arkadaşlar. Yani tabii biz burada düşündüğümüz eğitimimiz direktman üniversitenin kampüsü içinde açmayı düşünüyoruz. Zaten bizim, ben çok uzun anlatmadım. Uygulama girişimlik eğitimi şunu der. Oradaki yönetmelik der ki, KOSGEB açmak zorunda değil bunu. Herhangi bir kurum KOSGEB'e başvurup bu eğitimi sizin kapsamınızda açıyorum dedi. Biz açtırıyoruz. Bakın biraz önce söylediğim firmaların hepsi. TÜBİTAK, ondan sonra DÜGİAD, işte İŞKUR. Bunların hepsi KOSGEB dışında ve biz 900 eğitimli hiçbirimiz vermedik. Her sınıf başkaları verdi. Biz bugüne kadar KOSGEB olarak eğitim hiç vermedik. Hep başkaları veriyor, biz onaylıyoruz sadece ama bizim kontrolümüzde ve bizim kurallarımızda. Bir de şunu çok önemsiyoruz. Eğitmen bizim için çok önemli. Yani her eğitmene bu eğitimi verdim diyoruz. Bazı bir takım kriterleri olması gerekiyor. Ondan geçenleri verdiyoruz. Her eğitmen maalesef olmuyor. Ya buldum hocam. Bir teşekkür ederim. Efendim, peki KOSGEB'in sadece ülke içinde mi faaliyetleri var yoksa ülke dışında da yurt dışında da faaliyetleri bulunuyor mu? Ne gibi? Yani burada aldığımız eğitim, burada aldığımız seminerler yurt dışında da geçerli olacak mı diplomalarımız? Sadece ülke içinde. Devleti, şimdi buradaki verdiğimiz paralar direktman devletle ilgili paralar. Burada geçerli sadece. Yani yurt dışında böyle bir mekanizma var mı? Var da. Onların farklı mekanizmaları var. Burada geçerli. Yurt dışından kastım neresi? Birleşik Devletler, Amerika. Amerika'da da var mı? İstiyordur. Sağ olun hocam. Son bir soru alalım diye hocam. Derse başlıyoruz. Tamam. Son bir soru. Peki bu eğitim süreci nereden başlıyor? Bizim hocam eğitim süreci diyor. Onu işte şey yapacağız. 14 Mayıs'ta bize finaller başlayacak. Ben onu hocalarımla artık ayarlayacağız. Yani o finaller ne zaman başlıyor, nasıl bir boşluk olacak. Hocalar onu ayarlamaya çalışacağız. Büyük ihtimalle siz de tabii üniversitede yapmamızın avantajı o. Dışarıda yapılan bir eğitim. Onlar kendi tarihine göre yapıyor. Üniversitede özellikle istiyoruz ki sizin finallerinize, sınavlarınıza denk gelmeyen bir dönemde yapalım bu eğitimi. Daha rahat bir dönemde yapalım diye özellikle. Burada istiyoruz tabii. Onu büyük ihtimalle Servet Hocam'la, Aykut Hocam'la onu ayarlayacağız arkadaşlar. Son bir şey alayım hocam. Bir soru arkadaşına bir soru. Pardon. Ben bir soru sorabilir miyim acaba? Yanlış yere bakıyorsunuz yani. Görüyorum, veriyorum ben size. Öncelikle sorumunuz için teşekkür ederim. Benim sorum şu şekilde. KOSGEB olarak verdiğiniz destekler sadece hibeye yönelik mi? Ya da örneğin ithalat konusunda vergi indirimi tarzı destekleriniz var mı? Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz sadece KOBİ'lere destek veren devlet kuruluşuyoruz. İthalatta, ithalatı çok bugünlerde gündem etmiyor devlet. Çünkü cari açıktan dolayı ihracatı yapıyor. Bunun dışında verilen farklı devlet destekleri de var. Biraz önce burada bahsettim. İşte TÜBİTAK'ın vermiş olduğu ARGE destekleri var.
Kalkınma Ajansları'nın vermiş olduğu bölgesel kalkınma destekleri var. Tarım Bakanlığı bu konuda tarımla ve hayvancılıkla ilgili destekler veriyor. Ve bir de teşvik yasamız var. Mesela Osmaniye teşvikli bölgesi olduğu için. Ama bunların hepsinin mevzuatı farklı. Biz KOSGE olarak sadece KOBİ'leri veriyoruz. Ama bize bilgi isteyen insanlara nereden bilgi alacak konusunda da yönlendirme yapıyoruz tabii. Yani bu konuda şu kurum bilgi sahibidir veya söz sahibidir diyebiliyoruz. Ben ilginiz ve alakanız için ve bu fırsatı verdiği için özellikle üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Biz de saygılar sunuyoruz. Değerli konuklar, konuğumuza çiçek takdim etmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı evet. Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ün sahneye davet ediyorum. Evet, ben Servet Hocam'a görevi transfer ediyorum. Bundan sonra yük kendim üzerinde inşallah. Dahya Bey ile ilişkiler çok daha iyi bir şekilde devam edecek. Teşekkür ederim katıldığınız için. Abinin adını tanımıyorum. Servet Önal, unutma. Servet Önal. Teşekkür ederim. Al, al, al. Ali, yok, vermiyorlar. Kıymetli konuklar, programımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.